Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte fıldır fıldır dönen kamerasıyla yepyeni Samsung Galaxy A80'i inceliyoruz. Tamamen çerçevesiz ekranlı telefonlar üretmek artık markalar için takıntı haline geldi arkadaşlar. Önce çentikleri gördük, daha sonra Samsung ekranın içine gömülü kameraları falan filan yaptı. Daha sonra yine birçok telefonda bu tarz çözümler gördük, kamera bir yerden çıkıyor. Yani ekranımız tamamen çerçevesiz olmuş oluyor. Samsung da bu telefonda ekran kasa oranını mükemmele ulaştırmak için dönen bir kamera çözümüyle karşımıza çıkıyor. Yani ön kamerayı ortadan kaldırıyorlar gibi bir şey. Gelin biz de incelemeye bu kısımda başlayalım. Zaten genel olarak kameradan bahsedeceğiz bu incelemede. Çünkü telefonun hakikaten de gördüğünüz gibi en ilginç noktası burası. Telefonda ön arka kamera diye bir şey yok, yani var ama ikisi de aynı aslında. Hangisini açarsanız açın bu arkadaki kamera arkayı çekiyor. Öne çevirdiğiniz zaman da dönüyor, ön tarafı çekiyor. A80'in içindeki bir motor telefonun arka kısmında bulunan platformu yukarıya kaldırıyor ve arka kameralar 180 derece öne doğru bakacak şekilde dönüyor. Bu motorun dönme ömrü nedir, ne kadar dayanıklıdır vesaire gibi bir bilgiye ben ulaşamadım arkadaşlar. Ancak biraz fazla toz kaplıyor, biraz da dayanıklı olabilecekmiş gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Arka kamerayı kullanırken tabii ki de sorun yok. Ancak ön kameraya geçtiğiniz zaman telefon haliyle epey uzuyor. Tabii burada şunu da eklemek lazım arkadaşlar. Birçok bu tarz telefon gördük. Ancak bu içlerinden en hızlı dönen kameraya sahip değil. Yaklaşık benim ölçümlerime göre 1.05 saniye, 1 saniye gibi bir sürede açılıyor. Derinliği ölçen sensörü de sayarsak toplamda 3 tane kameramız duruyor. Bu kameralardan bir tanesi 48 megapiksel değerinde. F2.0 diyafram değerine sahip. Diğer kameramız geniş açılı 123 derecelik bir çekim açısı var. Bayağı bir alanı çekebiliyorsunuz bunun sayesinde. Zaten Samsung telefonlardan buna alışmıştık artık. Bu kameramızda 8 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram değerini taşıyor. Son lensimiz de arkadaşlar derinlik bilgilerini telefonumuza göndermek için kullanılıyor. Çeşitli artırılmış gerçeklik uygulamaları vesaire içinde kullanılabiliyor bu kısım. Tabii ki de bu lens canlı odaklamada kullanılıyor arkadaşlar. Yine arka planın ne kadar bulanık olacağını direkt anlık olarak belirleyebiliyorsunuz. Bunu hem videoda kullanabiliyorsunuz, tabii ki de hem fotoğrafta kullanabiliyorsunuz. Artık yapay zekanın girmediği telefon neredeyse kalmadı arkadaşlar. A80'de 30 farklı sahneyi tanıyabiliyor ve onları en güzel hale getirmeye çalışıyor. Öyle aman aman bir şey yok. Fotoğrafın sadece birazcık böyle kontrastını arttırıyormuş gibi gördüm ben. A80'de Samsung telefonlarda alıştığımız renk paleti mevcut arkadaşlar. Renkler çok fazla canlı, çok fazla kontrastlı. Ancak buna rağmen yine doğal durmayı başarıyor. Tabii kamerayla ilgili söylediğimiz her şey ön kamera içinde geçer. Sonuçta ikisi de aynı kamera arkadaşlar. Olumsuz bir şeyden bahsetmek gerekirse arka kamerada mesela ağır çekim modu var, pro modu var. Bunun dışında panorama ve gece modu var. Bunları ön tarafa geçtiğiniz zaman kullanamıyorsunuz. Belki bir yazılımla falan düzelir ama şu an için mevcut değil. Kameralar aynıysa müsaade et, ben ön tarafta da pro modunu kullanayım ya da ağır çekim videolar çekeyim gibi şeyleri de düşünüyor insan. Video tarafına da bakalım isterseniz. 4K çözünürlük mevcut ama saniyede 30 kare arkadaşlar. Eğer 60 kareye çıkmak istiyorsanız 1080p çözünürlüğe gelmeniz lazım. Bunun dışında ağır çekim modları var. İkisi de 720p'de çekiyor. Birisi 480 kare süper ağır çekim diye geçiyor. Diğeri de normal ağır çekim, saniyede 240 kare. Optik bir görüntü sabitleyicimiz maalesef yok. Ancak burada süper dengeli diye bir çekim modu var arkadaşlar. Gerçekten videoların çok az titremesine sebep oluyor. Sanki elinizde böyle bir gimbal varmış gibi videolar çekebiliyorsunuz. Titreşimi bayağı bir azalttığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar şu anda duyduğunuz sesi A180 kaydediyor. Yani mikrofonlar çok komik ya. Bu şekilde. Kameradan yeterince bahsettik. Örnek fotoğraflara, videolara baktık arkadaşlar. Şimdi gelin dilerseniz biraz da tasarımdan ve donanımdan bahsedelim. Telefonumuz biraz ağır arkadaşlar. 220 gram ve bunun yanında da biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz. 9.3 milimetrelik bir kalınlığı var. Sanki bu tarz telefonların kaderi gibi duruyor arkadaşlar bu ağırlık ve kalınlık meselesi. 6.7 inçlik devasa bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar. Kasada biraz kalın olunca eğer eliniz küçükse kullanması gerçekten zor bir hale gelebilir. Bunun yanında 2400'e 1080 piksel bir çözünürlük bizleri bekliyor. Süper AMOLED bir ekranımız var. Zaten ekran konusunda bir şikayet çekeceğinizi ben zannetmiyorum. Gayet canlı, parlak, güzel renkler bizleri karşılıyor. Telefonda kulaklık girişimiz yok arkadaşlar. Burayı kaldırmışlar. Samsung telefonlarda genelde görmeye alışırdık. Ama kutunun içinden bir tane ucu Type-C olan kulaklık geliyor. Dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu ekranın içine gömülmüş durumda arkadaşlar. Ancak çok stabil çalıştığını maalesef söyleyemeyeceğim. 10 basıştan 3'ünü 4'ünü bazen algılayamayabiliyor. Buraya da acil bir güncelleme
ilerleme gelmesi lazım sanki. Pek kullanmadığımız Bixby tuşu vardı arkadaşlar. Orada niye durduğunu fazla kurcalamadığımızda, bilmediğimizde bir tuş. Bu tuşu buradan kaldırmışlar. Artık Bixby tuşu yok. Sadece ses açma kısmı ve power tuşu bulunuyor tuş olarak telefonun üzerinde ve kimsenin de bu konuda şikayetçi olacağını zannetmiyorum. Telefon orta seviye bir telefon arkadaşlar. Donanım bazında zaten birazdan değineceğiz. Ancak premium hissiyatını gayet güzel bir şekilde karşılıyor. Birazcık da donanımdan bahsedelim isterseniz. Snapdragon 730 işlemcisiyle birlikte geliyor. Bu 8 çekirdekli işlemciye de Adreno 618 grafik işleme birimi, 8 GB RAM ve 128 GB'lık da depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını maalesef arttıramıyoruz ancak 128 GB olması tabii ki de uzun bir süre sizi rahatlıkla götürecek gibi gözüküyor. Snapdragon 730 böyle orta segmentle üst segment arasında bir işlemci diyebiliriz ama burada bir parantez açmamız ve maalesef dememiz lazım. Çünkü telefonun fiyatları videonun sonunda bahsedeceğim. Üst segment telefonlara yani amiral gemilerine yakın, hatta bazılarından da fazla. Pilden de bahsedelim arkadaşlar ve yavaş yavaş incelememizin daha sonra sonlarına doğru gelelim. 3700 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor bu telefonla birlikte. Ortalama bir kullanımda bir günü rahatlıkla götürebiliyor. Ancak işte dönen kameradaki motor olsun, ekran olsun vesaire vesaire şeyler çok yoğun kullanımlarda akşam eve gittiğinizde, işten, okuldan geldiğinizde telefonu şarja takmak zorunda bırakabilir sizdir. Hani kasa bu kadar kalınken biraz daha fazla pil de konulabilirmiş gibi geldi bana. Şimdi gelin bu pille beraber 10 dakika boyunca bir PUBG oynayalım. Hem performansa bakalım bu donanım bizlere neler sunacak, hem de batarya 10 dakikanın sonunda ne hale gelecek, sıcaklık ne olacak, bunlara bir bakalım hep beraber. A80'le 10 dakika boyunca PUBG Mobile oynadık. Sonuçlar da bizi gayet mutlu etti arkadaşlar. Çünkü %94 olan şarjımız sadece %3'lük bir kayıp yaşadı ve %91 seviyelerine düştü. Bunun dışında çok fazla ısınmadığını da söyleyebiliriz 10 dakikalık bir oyun deneyiminde. 32.5 dereceden 34.7 derece yükseldi. Öyle elle hissedilir fazla bir sıcaklık artışı da zaten yoktu arkadaşlar. Oyunda gayet akıcı, stabil bir şekilde çalışıyor. Artık son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Artılarını ve eksilerini ben size sıralayayım şimdi. Telefonun oldukça büyük, parlak, güzel bir sonsuz ekranı var. Hakikaten ekranda sizin dikkatinizi dağıtacak herhangi bir şey yok. Bunun dışında kamera tasarımı açısından da ilginç arkadaşlar. Şöyle arkadaş çevresini açtığınız zaman o kameranın dönmesi bence gayet şekilli duruyor. Herkes de göremeyeceğiniz bir şey. Eksilerinde ise çok fazla şey saymayacağım ama en büyük eksisi telefonun fiyatı maalesef arkadaşlar. Şu an 6100 TL civarına satılıyor. Ancak daha iyi donanımlı yine aynı firmanın telefonu olan Esson'u kendi sitelerinden 6800 lira civarında bulabiliyorsunuz. Hatta biraz araştırma yaparsanız yine Türkiye garantili olarak başka sitelerde kampanyalı olarak 5700'lere kadar düşüyor. Hadi Esson istemiyorsunuz, büyük bir ekran istiyorsunuz, Esson Plus istiyorsunuz diyelim. Yine benzeri sitelerde Türkiye garantili 6500 lira civarına Esson Plus bulabiliyorsunuz. Yani bunun üzerine sadece 400 lira ekleyerek daha iyi donanımlı bir amiral gemisi telefon almış oluyorsunuz. Rakamlara çok fazla boğmanın alemi yok aslında arkadaşlar. Dönen kamerası ya da telefonun tasarımı sizleri çok fazla cezbetmediyse bence bu fiyat aralığında gerçekten amiral gemisi olan bir telefon almak şahsen bana daha mantıklı geldi arkadaşlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Mutlaka yorum bölümünde bu konu hep beraber konuşalım. Ayrıca kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir de eğer beğendiyseniz şuradaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.